Eskiler demişler, korkma Allah'tan korkandan, kork Allah'tan korkmayandan. Aile, cemiyetin kayyum değeri aile. Aile sağlam olduğu zaman her şey sağlam. Aile çözüldüğü zaman, aile bozulduğu zaman bununla beraber cemiyetteki pek çok dengeler de birbiri içerisinde bozuluyor. Ve neticede nesiller çürüyor, perişan oluyor. Cemiyeti kırıyor yani açıkçası. Yani. Kur'an'ın hakikatleri cemiyet hayatında rasih, temel, ölçü veriyor, muhafaza ediyor. Buna örf de, adet de, gelenek de kuvvet veriyor. Aile yapısı sağlam olduğu zaman da cemiyette çok ciddi sıkıntı ve sancar olmuyor. Ama bu İslam'a medar güzellikler cemiyetten silindikçe, insanlar Kur'an'dan uzaklaştıkça, aynen Yecüc ve Mecüc'ün dünyayı istila etmesinden daha dehşetti. Tam şimdi ahir zamanda bunu yaşıyoruz ya. İtikat yok, ahlak yok, iman yok. Anne babaya itaat yok. İnsan şahsiyetine itibar yok. Ne oluyor? Kuvve-i gadebi, öfke patlaması, vuruyor, kırıyor. Kuvve-i şehviye, nesiller zayi oluyor. Kuvve-i akliye, kafasını fitneye, fesada, tahriba yöneliyor bak. Cemiyetin metin kalaları bak, sarsılıyor, paramparça oluyor yani. Çare ne? İşte çare bu Risale-i Hakkatlar. Risale-i Nur girdiği yeri tedavi ediyor. Bak. Bir aileye girdi bakın, o müşebbeş aile toparlanıyor. İman neymiş, namaz neymiş, kulluk neymiş, ahlak neymiş, dine hizmet nasıl olurmuş, İslamiyet'in bizden beklediği görevler ve sorumluluklar nelermiş? Risale-i Nur bunları ne yapıyor? Talim ettiriyor, aklı ikna ediyor, kalbi işba ediyor ve hayata da istikamet veriyor. Cemiyet hayatında çok dehşetli bir dinsizlik, ahlaksızlık, fesat ve ifsat tahrip ediyor yani. Çare imandır, çare İslamiyettir. Çare bu genç nesillere sahip çıkmaktır. Çare tebliğ ve temsil ruhunu iyice canlandırmaktır. Çare görevimizi daha ziyade, daha şümüllü ve sürekli ifa ve icra etmektir. Yoksa Allah korusun, ahir zamanın dehşeti, tsunamisi alıp götürüyor bak. Aileyi götürüyor, cemiyeti götürüyor. Bütün manevi değerleri paralıyor ve parçalıyor. Onlar gittiği zaman da işte anarşilik. Eskiler demişler, korkma Allah'tan korkandan. Yani bir adam Allah'tan korkuyorsa ondan korkma. Kork Allah'tan korkmayandan. Şimdi bir adam Allah'tan korkmuyorsa o işte müfsit yani. Bazen bir hazla, bir arzuyla, iştahla, öfke patlamasıyla bakıyorsun patlıyor. Hem kendini yakıyor hem etrafına, çevresine yüzlerce zarar veriyor. Şimdi bütün dünyanın başında böyle bir dert var yani. Ve bu sarih sirayet ediyor yani. Çare Kur'an'a, imana teveccüh ve teslimiyettir.